egedesonses.com. Değerli izleyiciler, günaydın. Programımıza hoş geldiniz. Bugün 30 Ağustos 2021. 30 Ağustos Pazartesi. 30 Ağustos büyük zaferimizin yıl dönümü. 30 Ağustos 1922'de büyük bir zafer kazandık. Hepimizin bildiği gibi. Bu arada programı neden ben tek başıma yapıyorum? Onunla başlayayım. Hep Rıdvan abiyle birlikte yapardık. Bakırçay Gazetesi'nin imtiyaz sahibi biliyorsunuz. Rıdvan abi izinde, tatilde. Çarşamba günü 1 Eylül itibariyle bitecek. Ondan sonra yavaş yavaş yayınlara başlayacağız kısmet olursa. Ben bu yayında hem böyle biraz tek başıma yerel haberlere değineyim, dilim döndüğünce yorumlar yapayım. Bir de ilerleyen dakikalarda sizinle biraz dertleşelim istedim. Onun için tek başıma çıktım bugünkü yayına. Hep konukları konuk ediyoruz. Bugüne kadar izliyorsunuz. İşte hep memleketin sorunları, Bergama'nın sorunları, Dikili'nin sorunları, Kınık'ın, efendim İzmir'in sorunları. Yerel haberlerin arasında biraz da kendi derdimi anlatayım bugün de. Biraz sizinle dertleşelim istedim. Bu programda böyle olsun. 30 Ağustos dedik, Zafer Bayramımız. Herkese kutlu olsun. Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu'dan atmak için düşünülüp planlanan gizli bir harekattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20 Temmuz 1922'deki oturumunda kendisine dördüncü kez olmak üzere başkomutanlık yetkisi verilen Atatürk, taarruz kararını Haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak yürütmüştü. Büyük taarruz Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, Aslıhan civarında kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat idare ettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde imha edilmesiyle Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştı. Bugünün mana ve ehemmiyeti böyle değerli izleyiciler. Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, her şeye rağmen millet bahçesini yapacağız dedi. Bakırçay Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haber. Bunu okumadan önce isterseniz önce CHP'nin bu konuyla ilgili açıklaması var. Onu okuyalım. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, bu haliyle olmaz, gelin bundan vazgeçin demişti geçtiğimiz günlerde. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya millet bahçesi konusunda yanıt verdi. Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni millet bahçesi projesini yargıya taşıma kararı almış ve Bergamalıların Büyükşehir'e tepkisi karşısında Koştu bu tepkiyi dillendiren açıklama yapmıştı. Aslında konunun özü şöyle, konuyu Büyükşehir Belediyesi yargıya götürdü. Bergama Belediyesi de sosyal paylaşım sayfalarında bu konuyu yargıya götürüyorsunuz ama götürmeyin. Bergamalılara iyilik etmiyorsunuz, kötülük ediyorsunuz. Orada bir yeşil alan kazandırılacak. Esnafa yer de temin etmiştik biz orada. Siz aynı zamanda bunun da önüne geçiyorsunuz. Bunu yapmayın demişti. CHP ilçe başkanı bu açıklamadan sonra bu açıklamayı yaptı. Kronolojik sırayı artık siz yer yerine oturtun. Ben hepsini anlatayım size. CHP ilçe başkanı ondan sonra bu açıklamayı yaptı dedik. Devam etti Sayın Canbaz. 2019 yerel seçimlerinde az farkla Bergama Belediye Başkanlığı yönetimini devralan Cumhur İttifakı ve onun AKP'li belediye başkanı Hakan Koştu, geçtiğimiz günlerde talihsiz açıklamalarına bir yenisini daha eklemiştir. İkide bir bu az fark vurgulanıyor. Geçenlerde Rıdvan abiyle yaptığımız yayında da söylemiştim. Az fark mas fark. Yani 545 oy bildiğim kadarıyla adam sadece 545 oyla seçilmiyor. Sizin aldığınız oyun aynısını önce bir alıyor, bir eşitsiniz. Sonra üstüne 545 oy daha alıyor. Yani bir oyla bile biliyorsunuz kazanılsa kazanılabiliyor. Yani bir oyla kazanmış olsaydı belediye başkanlığı caiz değil miydi gibi bir söylem. Orada çok haklı bulmuyorum. Millet bahçesi eleştirisi ayrı konu tabii. Nasıl ki İstanbul seçimlerinde 13 bin oyla
seçim mi kazanılır sözüne nasıl tepki gösterdiyse haklı olarak CHP, burada da şimdi çifte standart uygulamayalım. Canbaz buna tepki gösterdi. Bu haliyle olmaz. Arkasında sözde iktidar gücü olan sizler vaat ettiğiniz yol, park yapımını bile çiftçinin tarlasını satarak yapmayı planlarken İzmir Büyükşehir Belediye'miz arkasında iktidar desteği yokken ayrım yapmadan hizmete yatırıma devam etmektedir dedi. Paragrafları atlayarak okuyorum. Uzun çünkü. Bütün şehir yasası uygulanmaya başlandığından bu yana vatandaşımız İzmir Büyükşehir Belediye'mizin ilçemiz Bergama'ya yaptığı yatırım ve hizmetleri gayet iyi bilmekte, takdir etmektedir. Sayın Koçtu, hizmeti getiren, yatırımlarında hız kesmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni Bergama'nın üzerinden elini çekmeye davet etmiştir, demiş. Ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu, Bakırçay Gazetesi'ne verdiği demeçte millet bahçesini yapacağız demiş. Sayfa 4'te. Yapıcı muhalefet istiyorum demiş. Burası dikkatimi çekti. Zelinos kamulaştırmalarında mağduriyet olmayacak da demiş. Ona birazdan bakarız. Geçen günlerde İyi Partili bir meclis üyesinin yaptığı açığı kollayarak meclis kararını değiştirmek istemesini suni gündem olarak yaratmak görüyorum. Şimdi anlamayanlar için, konuyu bilmeyenler için geçtiğimiz günlerde konu konuyu açıyor. Cumhur İttifakı ortakları arasında herhalde bir konuda anlaşmazlık oldu. İddia o ki Milli Eğitim Müdürü görevden alınmıştı, sonra tekrar iade edildi yeni bakan tarafından. Kim olacağı konusunda çok iyi mutabakat sağlayamadığı ileri sürülüyor Cumhur İttifakı ortaklarının. AK Parti işte bu olsun, MHP bu olsun derken buradaki anlaşmazlıktan ötürü MHP biraz kırılıp meclis toplantısına katılmadı. Katılmama sebebinin bu olduğu ileri sürülüyordu. İlçe başkanım o değil dese bile bu olduğu ileri sürülüyordu. Dolayısıyla katılmayınca MHP o meclis toplantısındaki çoğunluk Ağustos meclisinde idi yanılmıyorsam. Çoğunluk muhalefete geçti. Bunu da fırsat bilen, tabii siyaseten fırsat bilecek siyasetçinin işi bu. İyi Partili meclis üyesi Olgu Altuğ Kemaller hemen bir önerge vererek Belediye Başkanı Hakan Koçtuğ'un ve Cumhur İttifakı'nın o 50 milyon lira tutarındaki değerdeki tarım arazilerinin satış kararının iptali konusunda bir önerge verdi ve muhalefetin oy çokluğu olduğu için o mecliste MHP katılmadığı için arazilerin satışı iptal olmuş oldu. Bir yıl boyunca bir daha meclise gelemiyor gibi bir kural olduğu söyleniyor, bilmiyorum. Artık aşılabilir mi veya öyle bir kural var mı yok mu, neyse. Onu kastediyor Hakan Koçtu. İyi Partili bir meclis üyesinin yaptığı açık kollayarak meclis kararını değiştirmek istemesini suni gündem olarak görüyorum demiş. Ben yetkimi kullanarak bu meclis kararını tekrar Eylül ayında görüşülmek üzere meclise geri göndereceğim. Ha, mecliste Eylül'de geri gelecekmiş. Oluyor demek ki. Meclis kararları üzerinden kayıkçı kavgası olmaz, bunu doğru bulmuyorum demiş Koçtu. Ayrıca özellikle CHP'nin yaptığı itirazlar ve mahkeme yolunu kullanarak hizmeti geciktirmek doğru bir muhalefet anlayışı değil. Muhalefet benden daha çok hizmet, yol istesin, çelme takmaya kalkmasın demiş. Yani engelleyeceğinize niye bir tane yapıyorsun, iki tane yap, üç tane yap, böyle muhalefet yap demeye getiriyor Koçtu. Selinos kamulaştırmalarında mağduriyet olmayacak. Bu da çok konuşulmuştu. Selinos bölgesinde oturan mahalle sakinlerinin oralarda protesto eylemleri, basın açıklamaları filan yapılmıştı. Koçtu da Selinos kamulaştırmalarında mağduriyet olmayacak demiş. Selinos Deresi'nin ıslah projesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'nın acil kamulaştırma kararnamesi çıktı. Burada bazı yanlış anlaşılmalar olabilir. 136 adet parselin hepsi kamulaştırılacak diye bir karar yok. Proje uzunluk zorunluluk arz ederse kamulaştırmalar projenin durumuna göre olacak. Kamulaştırmalar için şu ana kadar 2 milyon lira ödedik. Ödenek sıkıntısı yok. Biz TOKİ ile görüştük. Burada evleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza ikinci etap TOKİ konutlarımızdan kurasız ön alım hakkı vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhalefet de diyor ki adamın zaten evi var. Adamın dediğim yani insanların, ayrımcılık olmasın. Zaten evi var. Tamam, sen TOKİ'den ev vereceksin ama adam o evin sahibi olabilmek için ileriki dönemde yine para ödemeye
başlayacak ve devam edecek. Burada hiçbir para ödemiyordu. Evinden de memnundu demeye getiriyor. Bakalım ileriki günlerde bu konu daha su götürecek mi bilmiyorum. Projede her şeyi esnafın lehine kullanmaya çalışıyoruz demiş Millet Bahçesi konusunda da. Dediğim gibi Millet Bahçesi'nin iptali için mahkemeye başvuran Büyükşehir Belediyesi'ne yerel belediye Bergama Belediyesi diyor ki siz bunu mahkemeye vererek esnafın yeni yer kazanacak oluşunun da önüne geçiyorsunuz. Hatta Soyer bir açıklama yapmıştı. Sadece yeşil alan olsa neden mahkemeye verelim ki? Koştu da o zaman gareziniz esnafa mı? Gibi bir açıklama yapıyor ardından. Başka konulara da geleceğiz değerli izleyiciler. Bugün konumuz çok. Hem yerel haberlerden bahsedeceğiz hem de biraz dertleşeceğiz bugün. Marka bir kent yaratacağız demiş Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz. Geride 2,5 seneyi aşkın süre bıraktık. İnşallah önümüzdeki dönem böyle marka bir kent olma yolunda hissedilir derecede merhale alınır. 2,5 seneden daha az bir süre kaldı. Dikili'nin marka kent olması hepimizi sevindirir de bütün eksiklikler, noksanlıklar Kırgöz'ün dönemine geldi. Çokça eleştiriyoruz. Evet eleştirdik. Ben de her zaman eleştirdim burada hatırlayacaksınız. Ama o yapılmamış, bu yapılmamış. Hepsi de Kırgöz'ün dönemine patlayınca. Kanalizasyon denize akıyor hala Dikili'de. Evet güzel festivaller yapılmış. Kültürel, sosyal etkinlikler gırla gitmiş eskiden ama mesela kanalizasyon konusunu hep söylüyorum. Eğilinmemiş. Başka konular eksik. Çarpık kentleşme, yollar. Şimdi hepsi birikince Kırgöz'ün dönemine denk geldi. Vur Kırgöz'e, vur Abalı'ya gibi oluyor. Biraz daha adaletli davranmak lazım ama marka kent yapmak isteniyorsa çalışmaları daha da hızlandırmak lazım. Bu hızla marka kent çalışması, yani marka kent olması çok mümkün gözükmüyor. Bakalım gazeteye sonra dönerim. Orada bir iki tane daha haber var. Festival yapıldı Dikili'de. Dikili demişken önceki gün Selda Bağcan'ı 5000 kişi civarında insan izlemiş Dikili Meydanı'nda. Büyük rakam. Yollar kapanmış, araçlar vesaire. Polisler cezalar yazmış yolları kapatan araçlara. Büyükşehir Belediye Başkanı da oradaymış Soyer. Soyer geldiğinde seçim çalışmalarında o topluluğun yarısının yarısı yoktu. Soyer'in de izlediği Selda Bağcan'ın konserine 5000 civarında insan gelmiş. Demek ki o siyaset başka, müzik başka. Müzik izlemeyi daha çok seviyor demek ki vatandaşlarımız. Geçen gün evet ben paylaşım da yaptım hatta bu konuda. 27 Ağustos Bergamalı ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gazetecilerden biri olan Şakir Süter'in ölüm yıldönümüydü. Şakir Süter'in ölüm yıldönümünde yani o gün verilmek üzere bir de yarışma düzenleniyor 10 yıldır Bergama'da biliyorsunuz. Önceki belediye başkanı başlatmıştı. Şimdiki de devam ettiriyor. Ben de günün mana ve ehemmiyetine binaen geçen sene 29 Ağustos'ta yaptığım ağabey Bergama Eski Ticaret Odası başkanlarından Ali İhsan Süter'le yaptığım ve Şakir Süter'i konuştuğumuz, gazeteciliği konuştuğumuz, kısmen Bergama'yı da konuştuğumuz programı geçen gün yeniden paylaşmıştım. İzlemek isteyenler orada izleyebilirler. Bu sene de 27 Ağustos'ta ödül töreni düzenlendi. Gazeteciler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Bergama Belediyesi'nin ortaklaşa yaptıkları, Bergama Belediyesi'nin finanse ettiği Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri heyeti oluşturup şu haber, şu haber dediği organizasyon bu sene de gerçekleştirildi. Ya ödül töreni demişken hani biraz dertleşeceğiz dedik ya. Benim size bazı anlatacaklarım var değerli izleyiciler. Kaç gündür bu konuya girmemeye
Çok gayret gösterdim. Başka programlar da yaptık. Hiç bundan bahsetmedim. Hele hele Rıdvan abinin olmadığı programda bahsediyorum. O kesinlikle bu konuya hiç girilmesini istemiyor ama benim böyle içimi kemiren, yani size söylemezsem gece uykularımın kaçacağı bazı hususlar var. O olay sonrasında yaşanan bazı çarpıklıklar var. Hatta rezillikler var diyeceğim artık. Daha da net konuşup. Bunları benim size anlatmam lazım. Sizinle paylaşmam lazım. İlk ve son olarak. Dedim ya, bu programda da biraz benim şahsi dertleşmemi izleyin. Yani 20 senedir bu mikrofonlarda, 5 yıldır ekranda da, 20 yılı aşkındır da bu mikrofonlarda hiç şahsi bir şey söylemedim, bir şey anlatmadım. Hep memleketin sorunlarını konuştuk. Hep belediye başkanlarını, milletvekillerini, o örgüt başkanını, bu dernek başkanını, hep onları konuk ettik. Hep memleketin sorunlarını. Bu programda ben biraz müsaade ederseniz derdimi anlatayım. İzlemek istemeyen varsa biz onu hiç tutmayalım. O artık bizden müsaade isteyebilir. Bu biraz bu bölümden sonra biraz şahsi bir sohbet olacak. Sonra belki yine yerel haberlere döneriz. Biliyorsunuz 31 Temmuz günü, şunu kapatayım. Evet, Rıdvan abiyle 4,5 yıldır burada birlikte yorum programda. Yorum dediğimiz, yani kendimizce, bize özgü. Yani kim ne demiş, ne yapmış, ne yapamamış. Yani bu bizim yaptığımız resmi açıklama değil. Yani yorum. Şaka da yapıyoruz, gır gır geçiyoruz. Bazen işte öyle mi olmuş falan, ama siyasi ve başka konuklar geldiği zaman o ciddiyeti muhafaza ediyorum, biliyorsunuz. Ben o programda daha başka bir formatta Murat Karakaş oluyorum. Rıdvan abiyi de çok severim eskiden beri. Böyle esprili bir sohbet yapmaya çalışıyoruz. Beğeneniniz vardır, beğenmeyeniniz vardır. Sağ olun, var olun. Ama bizim aldığımız reaksiyon toplumdan beğenildi ve izlendi yönünde. İşte biz bu 31 Temmuz günü yaptığımız programda ben daha sonra, biz daha sonra ikimiz de özür de diledik. Yanlış yaptık dedik, maksadını aştık dedik, hata ettik dedik. Yayında böyle söylememeliydik dedik. Yayında derken yayının dışında da söylenmemeli. Gerçi yayının dışında söyleniyor ama neyse. Mülteciler konusundan bahsediyorduk. İşte ben artık ciddi ciddi konuştuktan sonra yayının sonunda bir böyle espri yapayım, tebessüm edelim diye. Dışarıdan davul sesleri mi geliyor? Orada yardımcım da karşımda. Ben bir şey unutursam o bana karşıdan hatırlatayım diye burada. Düğün falan var galiba. Düğün sezonu gerçekten, yani milleti tuttular bir bıraktılar. Saat başı düğün yapılıyor. Neyse. Ben onu internette gördüm. Yani haklılığını göstermez tabii. Özür diledik, gene diliyoruz. Birazdan tekrar dileyeceğim 10 defa daha. Tamam. Ben onu internette gördüm. Yani bir espri. Yani o an yayında kullansak güler miyiz acaba diye düşündüm. Siz de rastlamışsınızdır internette. Ama onu paylaşanlara hiçbir şey olmadı. Ne linç edildiler, ne onun için İzmir'de Rütük önlerinde eylem yapıldı. Siyasi partiler, kadın kolları meydanlara doldu, taştı, açıklama yaptı. Hiçbir şey olmadı onları paylaşanlara. Ben orada gördüğümü burada söyleyince ortalık karıştı. Herhalde benim kravatım var diye oluyor. Ben Dışişleri Bakanı, Büyükelçi falan değilim. Yani çok mu resmi görünüyorum? Yani resmi açıklama olarak algılandı belki de. Yok, ben de espri yapmaya çalışıyorum. Tamam, yanlış espri. Yapılmaması gereken espri. Ama bana ait değil. Evet, özür diledik. Hata ettik. Tamam. Yalnız benim kafama takılan birkaç bir şey var. Sizleri onunla paylaşmak istiyorum. Bunu aldık, kenara koyduk. Biz hata ettik, özür diledik. Bunu kenara koyduk. Şimdi kabahati kusuru işleyenin bir şeyine inmek lazım. Bir sosyolojik altyapısına, psikolojik mi, sosyolojik mi altyapısına? Sosyolojik değil mi? Sosyolojik altyapısına inmek lazım. Neden yapar? Mesela bir katil adamı vurur veya bir pedofili, Allah korusun. Yani suçu işler, paldır küldür cezaevine atarız, atmalıyız. Suçunu en ağır şekilde çekmeli. Çekmeli de derinine indiğimizde buna onu yaptıran ne?
bir şey olmalı. Yani suçu savunmuyoruz. Biz laboratuvarımızı aldık, yatırdık. Bu suçlu hangi nedenlerle bunu işlemiş olabilir diye uzmanlar hiç araştırmıyor mu? Araştırıyor. Gelin bunu da birlikte araştıralım. Ben uzman değilim ama aranızda bilenler vardır. Ben malum devletin ismini sarf ettim. Dedim ki, tekrar söylemeyeyim burada artık, bilen hepiniz biliyor, bütün Türkiye okudu. Oradan böyle mülteciler geleceğine, karısını, çoluğunu, çocuğunu orada bırakan, ne hikmetse hep 20'li yaşlarda gepegenç, böyle sakallı kelimesini de kullandım. Sonra düzelttik gerçi onu. Geleceğine, o da tartışılıyor ülkemizde. Çoluğunu çocuğunu bırak. Kaç? Bunun için aşağılık yorum olarak değerlendirenler var. Ya çoluğunu çocuğunu savaş meydanında bırakıp kendisi kaçandan daha aşağılık ne olabilir diye de kimse çıkıp cevabını vermedi. Neyse. Şimdi tekrar bir tartışma konusu yaratmayayım. Malum ülkeden, şu bizim kuzeyimizin azıcık solunda kalan ülkeden bayan mülteciler gelse daha şık olur diye, inanın, azıcık tebessüm edelim diye söyledim. Tekrar ediyoruz, tamam, hataydı, özür diledik. Gelecek olsa ne alırım, ne misafir ederim, ne şey yaparım, onlarla mı uğraşacağım? Hayatımda hiç o devlete ait, o devlette yaşayan bir vatandaş, oralı birisini hiç tanımadım. Zikretmiyorum ismini de, onun için onun yerine başka bir kelime aradım. Hiç oralı bir insan tanımadım. Görmedim. İşte internette, televizyonda falan görüyoruz. Görmedim yani. Gelse de zaten öyle bir şey kabul etmem. Dediğim gibi, peki bana bunu düşündürten ne olabilir? Bu algı bende neden oluştu? Bende oluştu. Ben bunu söyler söylemez sizde neden oluştu? O devletin adını zikredince orayı niye seksle yan yana andınız? Andılar. Anıldı. Neden? Başka bir devletin ismini zikretseydim. Şu başka devlet ismi vermeye de korkuyorum da. Amerikalılar, İngilizler, Cezayir, Tunus, Özbekistan, Tacikistan, Fas, Malezya, Madagaskar, Çat, daha aşağı inelim, işte Şili, bilmem ne, Amerika'ya gidelim. Onlardan herhangi birini, hepsini kafadan attım şimdi. Oradan gelsin deseydim, aynı tepkiyi Allah aşkına gösterirler miydi, göstermezler miydi? O ülkelerden herhangi birinin ismini verseydim Allah aşkına, çok tepki gösterir miydiniz? Bence göstermezdiniz. O ülkenin ismi anılınca, orası ve bayan ismi anılınca aklınıza neden cinsellik geliyor? Hadi sizde gelmiyor, sadece sende geliyor derseniz bana, neden bende geliyor tek başıma? Bütün Türkiye'de hiç öyle bir şey yok, öyle bir algı yok. Bir tek bana vahim indi diye yukarıdan, Murat Karakaş böyle düşünecek diye. Öyle mi? Ben nereden kapıldım ben buna? Nasıl kapıldım? Uzmanlar vardır aranızda mutlaka. Yani bunun bilinç altında yatan ne olabilir? Kınayacaksak, ki kınayalım. Yine özür diliyorum. Bakın yeri gelmişken. Güldüğüme bakmayın. Üzüldüm ben bu konuya çok. Ya bazı büyük şirketler, isim vermiyorum, hiç kimseyi zan altında bırakmayayım ama hepimiz biliyoruz canım, Türkiye'de yaşıyoruz. Bazı büyük şirketler alt bayilerini ödüllendirmek için o ülkeye gönderiyor ya. Tövbe haşa, hacca gitmiyorlar oraya yani. Bu olmuyor mu? Olmuyor deyin hadi. Yanlış mı yanlış? Alıcısı varsa satıcısı da vardır bir şeyin. Yani arz talep meselesi yani oluyor bu. Bunu kınayalım, bunu sineği öldüreceğimize bataklığı kurutalım. Mesela buradan başlayalım. Tayland. Tayland'a gidenlerin çoğu neden gidiyor? Şimdi Tayland'dan da ararlar beni. Ukrayna'dan arayan oldu beni ya. Vallahi. Özür dilemezseniz mahkemeye vereceğim dedi. Diledik kardeşim, daha ne yapayım dedim. Kendimi mi yakayım Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda dedim. İkna aldı, kapattı. Tayland. Tayland'a gidiyorlar. Teknoloji alışverişi için gidenleri kastetmiyorum. Ya orada seks ticareti var. Küçücük çocuklar düzeyinde hem de. 18 yaşının altında. Var derken ben bilmiyorum ha. Hiç öyle yerlere gitmedim, gitmem de. Ekonomik durumum da çok o kadar müsait değil zaten Tayland'a gidecek kadar. Olsa da gitmem. Duymuyor muyuz? Erkekler,
Duymuyor musunuz hiç? Tayland yolcularının gidip geldiğini. Ne oluyor orada? Çoğunlukla, sıklıkla. Bunu kınayalım. Sevgili kadınlar, bak bunları da kınayalım. Tamam, beni kınadınız. Çok teşekkür ederim. Belki hayırlara vesile oldu bu iş. Sunucular bundan sonra yayın kuruluşlarında konuşurken esprilerine daha dikkat ederler. Başta ben olmak üzere. Herkes daha dikkat eder. Belki bu bakımdan hayırlı oldu. Birçok şeyi öğrendim ben bu gafı yaparak. Onlara da sonra değinirim. Onları kınayalım. Onları da kınayalım yani. Bu söz nasıl bir çağrışım yapıyor? Neden böyle bir çağrışım yapıyor? Bunu iyice düşünmek lazım. Yani daha önce bir hadise yaşadı. Ülkemiz işte Rusya'dan gelen Karadeniz'e adına Natasha diyorlar. Yani özür dilerim de öyle deniyor, dendi. Bunlar olmadı mı? Oldu. Tasvip ediyor muyuz? Etmiyoruz. Aklımızda böyle kaldı işte. Yanlış ya da doğru. Cinsiyetçi yaklaşım olarak görenler oldu. Ya tam öyledir. Özür diledik. Ama bu şeyin bir gerçeği. Yani o zaman bunların önüne geçelim. Öyle politikalar uygulasın ki ülkeler, devletler bunları protesto edelim. O kadınların ülkelerini terk edip başka ülkeye gidip fuhuş ticareti yapmasının önüne geçsinler. Kendi ülkelerinde de yapanlar var. Başka ülkeye yokluktan dolayı gidip fuhuş ticareti yapanlar yok mu? Ben mi çıkarttım bunları? Ben mi zorladım? Yok. Bu politikaları eleştirelim. Ülkemizin ve başka ülkelerin yöneticilerini eleştirelim. Bunlara meydan verici politikalar üretmeyelim. Karşı çıkalım ki bu sonuçlar ortaya çıkmasın diye. Bu algı yok mu? Var. Bunu da ben oluşturmadım. Yani bu ülkenin ismini zikrettiğimde oradan güldüm bir de ben bunu söylerken o gülmek şey yaptı bizi. Yani şöyle mi söylemeliydim? Bundan sonra malum yerden geleceğine mülteciler o kuzey batımızdaki ülkeden gelsin, evimize misafir ederiz. Böyle ciddi mi söyleseydim? O zaman daha kötüydü ya, buna espri olduğu çok belli olsun diye güldüm zaten. Neyse, bir algı var, o algıyı ben oluşturmadım ama biz onun kurbanı olduk. Evet, yaptığımız çok maksadını aşan bir şeydi, özür de diledik ama ben sosyolojik altyapısını irdelemek istiyorum. Psikolojik altyapısını irdelemek istiyorum. Sadece bunun laboratuvara yatırılmasını, bu algının neden oluştuğunu, mutlaka izleyenler arasında uzmanlar vardır, değerlendirme yapsınlar. Ben sorayım, onlar söylesinler diye düşündüm. Ben bunu yaptıktan sonra bu gafı, bir de Rıdvan abi de suçlayanlar oldu. Adamcağızın bir suçu yok. Yani olayın şeyi benim. Kötü adam benim. Ben yaptım espriyi. O da sağ olsun, o Allah'ın insanı yani, ne söylersen der. Kırmaz kimseyi böyle, yani böyle itiraz edici bir karakteri yoktur. O da boş bulundu. Evet dedi. %97 kabahat bana ait. Rıdvan abinin hiç linç edilmesine gerek yoktu. Bunu yapınca bazı arkadaşlar kadın hakları konusunda hassas gazeteci arkadaşlara orayı kırpıp herhalde gönderdiler. Olabilir, en doğal hakları. Yani biz bunu kamuya açık yapıyoruz. İstediği bölümünü herkes alıntı yapmak kaydıyla kullanabilir zaten. Habercilikte böyle bir şey var. Göndermiş. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Hanım bana yazıyor. Murat Bey, bu nedir? Hayal kırıklığı yaratıyorsunuz. Sizden özür bekliyoruz. Yoldaydım. Ofise geldiğimde ben de yazdım. Tamam, yarınki programımızda, cuma günü oluyor bu. Cumartesi tekrar program yapacağız. Yarınki programımızda bunu düzelteceğiz. Yarınki program beklenmedi. Yarınki program beklenmedi ve linç kampanyası hemen başlatıldı. Biz de yarını neden beklediysek hemen bir açıklama belki yapabilirdik. Ama yarınki programda yine hatayı programda yaptık. Düzeltmeyi de programda yapalım diye program saatini bekledik. İki satır yazıyla da olabilirdi bu. Şimdi benim burada üzüldüğüm nokta şu.
açtık orayı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti. Ege'de Son Ses, özür bekliyoruz başlığı var. Ege'de Son Ses adlı internet sitesinde kendisini gazeteci olarak tanıtan Murat Karakaş adlı kişi. Kendisini gazeteci olarak tanıtan. Yani ben kendimi gazeteci olarak tanıtıyorum. Aslında ben gazeteci falan değilim. Onlara göre de değilim. Ben öyle tanıtıyorum. Murat Karakaş adlı kişi olarak ben kendimi gazeteci olarak tanıtıyorum. Aslında gazeteci falan değilim. Böyle gazeteci mi olur? Peki. Bu kendini gazeteci olarak tanıtan kişiye çok değerli Dilek Hanım, Cemiyet Başkanı, bundan bir sene önce, tam bir sene önce Bergama Kültür Merkezi'nde Şakir Süter gazetecilik yarışmasında bana ödül verdi bakın. Kendi eliyle. Fotoğrafı da burada. Bu ödülün altında ne yazıyor? Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin logosu var. Kendini gazeteci sanan kişiye İzmir Gazeteciler Cemiyeti tam bir sene önce ödül vermiş. Yanlışlıkla verdi herhalde. Yani törene bunu nasıl sahibi gelmediği için kim var? Murat Karakaş var. Gel Murat Bey size verelim bunu dediler herhalde. Ben de alıp gittim. Olabilir öyle yanlışlık. Karıştırdılar herhalde. Açıklama zaten kendini imha ediyor sonuna doğru. Devam ediyorum daha bu konuya. Kadınlar ve mülteciler hakkında hiçbir şekilde... Murat Karakaş adlı kişi yok mu bu kendini gazeteci sanan? Ha işte o kişi. Kadınlar ve mülteciler hakkında hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ifadelerde bulunmuştur. Irkçı, cinsiyetçi, aşağılayıcı dil asla kabul edilemez. Yayıncılık ve insanlık ilkelerinin çiğnenmesi çok üzücüdür. İnsanlık ilkelerini bile çiğnedim. Gazeteciyim diyen kişilerin her şeyden önce meslek ve etik değerleri üzerinde taşıması şarttır. Doğru. Kendisinden mesleğimiz ve haksızlığa uğrayan kişiler adına özür bekliyor. Kentimizde, bölgemizde yayıncılık ve gazetecilik ilkelerinin çiğnenmesine müsaade etmeyeceğimizi duyuruyoruz. Niye özür bekliyor? Hani ben gazeteci değildim. Gazetecilik etik kurallarını çiğnetmeyecekseniz, kime çiğnetmeyeceksiniz? Gazetecilere. Gazeteci sanan kişi olarak hani gazeteci değildim? Sanan kişi demek, kendini öyle tanıtan kişi demek, aslında bize göre değil demek. Yani açıklama sonuna varmadan kendini imha ediyor. Güm diye. Peki, yanılmıyorsam 27 Haziran'da mı? Sayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı önceki başkandan görevi devraldı. Hayırlı uğurlu olsun dedik biz de. Alınca bir gün sonra hemen pazartesi günü devraldı. Ertesi gün benimle program yaptı. İlk programını benimle yaptı. İlk açıklamasını. Dedi ki yayında. Bakın izleyelim sonra konuşuruz. Bakın bu çok uzun bir süreç. Her şey bir soluk meselesi. Hiçbir şeyi Türkiye'de değiştiremezsiniz. Ama model yaratabilirsiniz. O zaman bizim de butik modeller oluşturmamız lazım. Bu işi nitelikli yapan, hakkıyla yapan meslektaşlarımızı kavramamız, onlarla dayanışma içinde olmamız, bu işi doğru yapan meslek örgütleri, kurumlarla da daha yakın çalışmamız gerekiyor. O yüzden ilk mesela başkan olduktan sonra sizin programınızı açıklamanın bir anlamı var ya elbette. Evet öyle mi? Teşekkür ederim. İşini iyi yapan gazetecilerden bahsederken, bu arada ben sadece gazeteci değil, radyocuyum da aynı zamanda. 1994'te oturdum şu mikrofonun başına. 94'te Dilek Hanım ne yapıyordu bilmiyorum. Yani gazeteciliğe başlamış mıydı, başlamamış mıydı? Bu benim olayı İzmir'de patlatsın diye kendisine o bölüm kırpıp da gönderilen kızcağız kaç doğumlu bilmiyorum. Yani 90'larda herhalde doğdu. Öyle genç gösteriyor çünkü. Sayın Gabbi diyor ki işini iyi yapan gazetecilerden bahsederken o nedenle ilk sizin programınıza katılmamın tabii ki bir anlamı var diyor. Yani ben işimi iyi yapıyorum. Kendimi gazeteci olarak tanıtan kişi var ya ben. Şimdi ben işimi iyi mi yapıyorum? Aslında gazeteci değilim de kendimi gazeteci olarak mı tanıtıyorum? İşimi iyi yapıyordum hani. Ya bir hata yaptık, bir gaf yaptık diye kötü yapar mı olduk şimdi işimizi? Ne yapayım şimdi ben? Mesleğimi bırakayım. Bir de özür yetmez diyenler var. Ne yapayım? Mesleğimi bırakayım. 25-26 seneni ver. Bir hata yap diye sonra limon sat. Yok ya.
bu iyi niyetle bağdaşmıyor. Hiç meslek dayanışması da gerçekten bizde yokmuş. Hepimiz hata yapabiliriz. İzmir medyasının, tabii şu, o İzmir medyasının bazılarının bana neden kızdığını da biliyorum ben. O sınıfın çalışkan çocuğu suratlı arkadaş, gazeteciliğin yüz karası diye yazmış. Independent, dependent mi okunuyor? Yardımcıma sorayım. İngilizce bilmiyor. Dependent mi? Heh, Türkçe. Dependent Türkçe aradı beni. Sağ olsun. Bak gazetecilik o. Dedi Murat Bey ne diyorsunuz? Adam bana ne diyorsunuz diye sordu ya. 100 milyon dünya genelinde takipçisi var. Sormayabilirdi. Ne yapabiliriz? Yazabilirdi. Bunlar gibi yapmadı. Aradı ne diyorsunuz dedi. Dedim tamam maksadını açtık kardeşim özür diliyoruz. Aynen yazdı. Ya İzmir'de aynı il sınırları içerisinde gazetecilik yapıyoruz. Onu oraya o başlığı atacağına. Arada sor. Arkadaş niye böyle dedin? Ne diyorsun? Diye sor ya. Yüz karası diye yazacağına. Ama bir kuyruk acısı var. Çünkü ben programlarımda hep onları eleştirdim ya. İzmir'de soru soran medya mı var kardeşim böyle birkaç tanesini tenzih ederek? Reklam gazeteciliği, tanıtım gazeteciliği yapılıyor. Başkanım, başkanım hoş geldiniz. Başkanım güle güle. Soru sorulamıyor dedim ya birkaç defaatle burada yayınlarımda. Şimdi oradan kızdılar. Ne yapalım, ne yapalım? Ben de hatayı altın tepside sundum ellerinde. Onlar da değerlendirdi tabii. Sağlık olsun. Gene de kimseye kızgın değilim. Kabahat bende. Gazeteciler Cemiyeti'nden şimdi de ben özür bekliyorum. Kendini gazeteci olarak tanıtan kişi beni çok incitti. Hem bana ödül verdiniz, hem ilk programı benimle yaptınız. Beni övdünüz. Yani gerçekten ben Dilek Hanım'ı çok seviyorum. Başarılı olacağına da inanıyorum. İnanmak istiyorum. İnşallah olur. Ama bu da beni çok incitti. Kendini gazeteci olarak tanıtan. Kime yazdırdınız onu Allah aşkına? Stajyere mi yazdırdınız? Bakmadınız mı yayınlanırken? Sizden mi çıktı o yazı gerçekten? Stajyer yazdı kesin. Bir de şey, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı. Artık neydi başkanın adı? Nurdan Hanım. İlkokula giden çocuğunuz mu var Allah aşkına? O mu yazdı açıklamayı? Ya bari bizden rica etseydiniz ben kendimi daha çok eleştiren bir yazı kaleme alır size gönderirdim. Alın bunu yayınlayın diye. Bergama'ya dikiliye baskı yapılıyor. Siz kadın değil misiniz? Niye kınamıyorsunuz diye. Rütük önünde eylem yaptılar değerli izleyiciler. Rütük önünde, ben Rütük'e falan bağlı değilim. Dijital medya burası. O kanun daha kabul edilmedi. Dijital medyanın radyo televizyon üst kuruluna, 3984 sayılı kanuna tabi oluşu da henüz öyle bir çalışma var ama geçmedi daha meclisten. Yani o siyasi partimizin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani partinin bilirkişilerine falan sorulursa, o Rütük önünde eylem yapanlar onlar mı değil mi bilmiyorum da, dijital medya Rütük'e bağlı değildir. Neyse o Rütük önünde eylem yapanların suç işleyen bir konuşması var. Ona birazdan değineceğim. Şeydeyiz değil mi? Not aldım unutmayayım diye. Kaç gündür ben kafamda gece uyurken bile uyanıp program yapıyorum, yayın yapıyorum. Mesela dün gece 3-4 tane yayın yaptım bununla ilgili. Ama buraya oturunca her şey silindi. Sadece aldığım notlara bakıyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi. Saygı duyduğumuz bir parti. Tüzel kişiliğini asla eleştirmedim. Bergama ilçe örgütünü eleştirmişimdir. Dikili Belediye Başkanı'nı çok feci şekilde eleştirmişimdir. Doğru yaptıklarında doğru söylemişizdir. Ben AK Partili belediyeyi de eleştirmişimdir. Ben hepsini eleştiririm. Hiçbir babamın oğlu değil. AK Partisi'ni de eleştiririm. Koştu yanlış yapmıyor mu Bergama'da? Yapıyor. O da yanlış yapıyor. İnsan çünkü. Ondan önceki yapmadı mı? O da yaptı. Ondan önceki yapmadı mı? O da yaptı. Ben çok başkan ağırladım bu koltukta. 1990'lardan beri çok belediye başkanı oturdu bu koltuğa, çok milletvekili oturdu. Kendini gazeteci olarak tanıtan kişinin stüdyosuna. Hepsini eleştirdim ben, merak etmeyin. Hiçbir tarafı falan destekliyor. Kimisi demiş, bak konu konuyu açıyor. Kimisi demiş AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci. Kimi demiş CHP'ye yakınlığıyla bilinen. Beni sevindiren hususlardan bir tanesi de şu oldu. Hem ülkece çok kadın haklarını savunan, ırkçılığa
hayır diyen, o konuları aşmış bir millet olduğumuz ortaya çıktı. Şükür, çok güzel. Bak, hayırlara da vesile oldu. Hem de ona çok sevindim. Aşmışız demek ki o konuları. Hem de beni biri o partiden, o partiye yakın olduğumu düşünüyor, biri öbür partiye yakın olduğumu düşünüyor. Yani tutturamamışlar. Yani ne oradan görüyorlar, ne buradan görüyorlar. Bu benim için iyi. Yani kendini gazeteci sanan kişi olarak benim en azından herhangi bir yere yamanamamış olmam, yani ortada, merkezde kalmış olmam benim için sevindirici. En azından böyle bir sevindirici durum olduğu ortaya çıktı. Peki, Türkiye beni konuşurken, beni diyorum Rıdvan abinin pek kabahati yok, onu pek katmıyorum. Türkiye beni konuşurken 3 tane o günlerde 3 tane kadın öldürüldü. Sadece o günlerde benim tespit ettiğim, ha. Edemediklerim, etmediklerimiz de vardır. Yahu Allah rızası için onları kınadınız mı? Onların katillerini kınadınız mı? Türkiye beni konuşurken neydi o kadının ismi? Unuttum ama onu öldüren kişinin abisinin yaptığı açıklamayı asla unutmuyorum. Bakın, sizi tehdit etti. Kadını, erkeğini hem de. Ümitcan Uygun'du ya katil. Ağabeyinden tehdit. Beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız. Cezanızı ben veririm. Güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda. Adam tehdit etti hepinizi. Hem kadın katili, kardeşi, hem de tehdit etti Türkiye beni konuşurken. Yok, onu kınamadılar ama. Bergama ile dikili örgütlerine baskı. Siz kadın değil misiniz? Niye kınama yapmıyorsunuz? Yapın, onu da yapın da. Hangi kadın cinayeti konusunda, kadın hakkı ihlali konusunda bu kadar geniş kapsamlı bir eylem, bir komplike karşı taarruz, ne diyeyim adına bilmiyorum. Yani evet, yaptığım yanlış, özür diliyorum, gene diledim. Tamam, onda hemfikiriz. Hiç böyle bir kadın hakkı ihlaline karşı CHP il kadın kolları o meydan bu meydan toplanıp böyle büyük açıklamalar, İlçe örgütlerine baskılar, açıklama yapın, edin diye oldu mu hatırlamıyorum. Yani ben kaçırmışımdır belki de. Siyasi partiler tabii ki açıklama yaparlar, kınarlar. Hiç ona bir şeyimiz yok. Tabii ki olur da. Yalnız çifte standart uygulamayalım. Yani bu olayı kınarken evet kınadınız. Teşekkür ederiz, biz de ders aldık. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Ama başka olayları da kınayalım. Gelelim şeye. Rüdük önünde eylem yaptılar. Radyo televizyon üst kurulunun önüne, Konak'taki üst kurulun önüne gittiler, zahmet ettiler ama bir de pankart hazırlamışlar. Ege'de son ses diye. Neydi pankart? Kadın düşmanlığına da, mülteci düşmanlığına da izin vermeyeceğiz. Mülteci, şeyi okuyacağım şimdi size oradan birkaç metin. Bu mülteci düşmanlığını bana unutturma sevgili yardımcım, tamam mı? Mülteci düşmanlığı da ben anlarım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bir istirhamımız olacak buradan. Orayı unutturma bana, tamam mı? Nerede çıkmış? Duvar yerde, birçok yerde çıktı da benim kopyaladığım yer Duvar diye bir yer, bilmiyorum neresi. Rütük binası önünde düzenlenen açıklamada kadın düşmanlığına da, mülteci düşmanlığına da izin vermeyeceğiz yazılı pankart taşındı. Kadınlar adına açıklama yapan AK, baş harflerini söyledim. Karakaş'ın programın sonunda malum yerden, devletin ismini yine vermeyeyim, bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evinizde misafir ederiz. Afganistan'dan geliyorlar. Sakallı sakallı leş gibi diyerek ırkçı, ayrımcı, mülteci. Tamam, onu biliyoruz. Tamam, ben asıl dikkatimi çeken yeri söyleyeceğim size. Söz konusu kişi şöyle devam etti, diyor. Yine 28 Kasım 2020 tarihinde birlikte yaptıkları bir programda, Özvan abiyle birlikte yaptığımız 28 Kasım 2020, bu sefer Dikili Kadın Platformu'na hedef aldılar. Karakaş, Dikili Kadın Platformu'nun 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü için yaptıkları eylemi, kadına yönelik şiddetle mücadele değil, feminen faşizm diye nitelendirdi. Niye öyle nitelendirdiğimi anlatacağım şimdi. Platformu erkek düşmanı olmakla suçlayıp eyleme erkekleri almadıkları gerekçesiyle her erkek kadın katili değil diyerek cins, dil,
ırk ayrımı yaptıkları iddiasıyla suç işlediğini dahi söyledi. Ya erkekler size destek ve onlara destek vermeye gitti işte o dikili meydanında. Erkekler de geldi de erkekler onları öldürmeye gitmedi. Tecavüz etmeye de gitmedi, taciz etmeye de gitmedi. Destek vermeye gitti. Biz size destek yaklaştırmadılar meydana. Erkek polisleri ittirdiler, kovaladılar. Polisler efendi davrandı. Erkek şairin yazdığı şiiri okutturmadılar. Bu şiiri erkek yazdı diye. Yahu bu normal mi? Normal mi bu? Yani siz eşitliği savunuyorsunuz ama onları itiyorsunuz. Karşı tarafı ötekileştiriyorsunuz. Biz daha yüceyiz anlamına geliyor bu. Asıl olan eşitlik, geçen gün avukat Verdi Hanım'la yaptığımız yayında da söyledi. Eşitlik dedi bizim mücadelemiz, eşitlik için olmalı. Üstünlük için değil. Bu feminen faşizm demiştim. Bunun için dedim, ya bu şiiri erkek yazdı, bunu okumayız diyor. Bu ne ya? Evet dedim. Suç mu? Hadsizlik bununla da bitmedi. Kadına yönelik şiddete ses çıkarılmadığı iddiasıyla kadın avukatları suçlayıp erkek aklıyla çağrıda bile bulundu. Eyvah eyvah. Erkek aklıyla. Tabii yani idealist bir iki tane Bergama'da olsun avukat kadının, iki üç tane kadının dışında öbür avukatlar, kadın avukatların da avukatlık şeyi gerektirir. İdealizmi gerektirir. Onu geçtim. Erkek aklıyla çağrıda bile bulundu. Erkek akıl. Bu ötekileştirme, ittirme, efendim başka nasıl tanımlanır bu? Cinsiyet ayrımcılığı. Sözcükler aklıma gelmeyebiliyor. Soruyorum, karşımda yardımcım var. Cinsiyet ayrımcılığı değil mi bu? Beni cinsiyet ayrımcılığı yapmakla suçladınız. Erkek aklıyla, hani erkekler der ya, saçı uzun aklı kısa elinin hamuruyla erkek işine karışma filan derler ya, yanlış. Doğru diye demiyorum. Denir ya, bu yanlış yapılır ya, bunun ondan ne farkı var? Erkek aklıyla, erkeklerin aklı düşük yani. Erkek, ne olacak erkek aklı? Yani, erkek aklı neye yeter? Demek değil mi bu? Şimdi bu ayrımcılık değil mi? Erkek aklıyla. Ya siz bu feminizmi nasıl algılıyorsunuz? Yani bu eşitliği sağlamak için değil mi? Ben öyle biliyorum. Kadın erkek eşitliği. Siz kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Bu sözleri sadece kadın ve mültecileri değil, tüm halkları aşağılamaktır. Nasıl tüm halkları aşağılamışım bilmiyorum. Tamam, tekrar özür dileriz. Afganistan'dan mülteci mi geliyor? Buyursun gelsin kardeşim. Başımızın üstünde yeri var. Madem halkımız Afgan mültecilerden rahatsız değil, kadınlarımız, erkeklerimiz rahatsız değil, halkımızın istediği bizim de başımızın üstüne. Onların istediğine biz hayır diyecek halimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirham ediyoruz. İzmir'e, Bergama'ya, İzmir'de varmış galiba, daha çok, İzmir'e daha çok. Bergama'da pek rastlamadım. Bergama'da hiç yok herhalde. Bergama'ya özellikle Afgan mültecilerden istiyoruz. Bu açıklamayı yapan, beni kınayan, linç eden arkadaşlar başta olmak üzere, ben de dahil, hepimiz elimizden geleni yapacağız. Misafir edeceğiz kendilerini. Madem halkımız bunu ayrımcılık, ırkçılık olarak gördü, estağfurullah, halkımızın istediği bizim de başımızın üstüne, biz de isteriz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan istirhamımız bu bölgeye daha çok Afgan mülteci göndermesi. Sayın Cumhurbaşkanımız elinizi değdirmişken bir de Bergama'yı il yaparsanız çok memnun olacağız. Biz de kendi cemiyetimizi falan kurarız. Kendi ödül törenimizi kendimiz yaparız. Neyse o ayrı konu. Twitter'da ne hakaretler, ne hakaretler. Şimdi ben onların hepsini derleyip toplasam, ki arkadaşlar derleyip toparlamışlar galiba. Şimdi ben onu versem, suç duyurusunda bulunsam, her biri mahkemelere gelse, gitse, hoş mu? Bu yanlışı, bu gafı yapana hakaret caiz mi? Şimdi benimki suçsa, tamam suç, mahkeme orada.
Kusursa, kabahatse özür diledik. Gene diliyoruz. Diliyorum. Peki bu kusuru, bu kabahati yapana, gerçekleştirene hakaret caiz mi? Mübah mı? Yasal mı? Hakaret etme hakkını nereden alıyorsunuz? Kim verdi size hakaret etme hakkını? Dava mı açayım? Benim üzüldüğüm, işte bu çifte standartlar, bir de gazeteciler cemiyetinin o açıklamasına, artık stajyerin acemiliğine veriyorum o şeyi, özür beklentisini içeren açıklamayı yazan stajyerin acemiliğine veriyorum. Peki yazmadıysa, yetkililer yazdıysa, stajyer yazmadıysa, bana nasıl gazetecisin diyor ya, siz bir sene önce ödül verdiğiniz kişiyi unutup da kendini gazeteci olarak tanıtan kişi diye yazıyorsanız, siz nasıl gazetecisiniz? Hadi beni beğenmiyorsunuz, ben gazeteci falan değilim, kendimi öyle tanıtıyorum. Sen bir sene önce ödül ver, bir sene sonra kendini gazeteci olarak tanıtan kişi diye yaz. Siz nasıl gazetecisiniz? Diye sorasım geliyor. Çok vaktinizi aldım. Meraklıları izlemiştir gerçi. Her zaman böyle şahsi konularda vaktinizi almıyorum. Dediğim gibi 1994'ten beri şu mikrofon denilen aletle tanışıkız. Daha ilk günü hatırlıyorum. 94'te kaç yaşındaydım? İşte 18, 17, 18. İlk anonsumu yaparken dizlerim titrerdi heyecandan. Sonra yavaş yavaş geçti tabii. 99'lardan 2000'den itibaren sadece radyo haberciliği yaptım. O zaman kamera falan da yoktu karşımızda. İnternetin iyisi yoktu zaten. Radyo da Bergama ve bu bölgede, Bergamalılar çok iyi bilir. Yerel haberleri getirdik Bergama'ya. Bergama Süper FM adlı radyoda çalışıyordum o zaman. Yerel haberleri getirdim, açık oturumları getirdim. Buranın yerel halkı, evet ilçemizden bir şeyler konuşuluyor demeye başladı ve programlarımıza ilgi göstermeye başladı. Biz bunu zamanla geliştirdik, düzenli programlar haline getirdik. Millet derdini anlatmaya başladı. Böyle bir demokrasi iyi geliştirme gibi bir şey oldu aslında. Bunu daha sonra 2016 Mayıs'ından itibaren de dijital medyaya taşıdık. Eski çalıştığım yerden ayrılıp şimdi dijital mecrada çok daha uzaklara sesimizi duyurabiliyoruz. Bu çalışmalarım, bu efendim mesleki hayattaki bu kariyerimi Allah izin verdiği, ömür verdiği sürece devam ettireceğim inşallah. Konuklarımız gelip gitmeye, programlarımıza katılmaya devam edecekler. Bir talihsiz bir kaza oldu diye yayınlarımıza ara verecek halimiz yok. Aynen devam ettireceğiz. Ben bugüne kadar bizim programlarımıza ilgi gösteren, dinleyen izleyicilerimize, dinleyicilerimize, vatandaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi şoförler de kaza yapar diye artık durumu şey yapalım. Bu konuyu da ilk ve son defa burada size arz etmiş olayım. Onun için tek başıma yaptım. Rıdvan abinin olmadığı bir programda ben size rahat rahat içimi dökeyim diye. Bir daha bu konuyu açmak istemiyorum. Sadece bu olaylar gerçekleşirken beni üzen, yaralayan ve çelişki olarak addettiğim hususları size anlatmak istedim. Eksik bir taraf bıraktım mı bilmiyorum diye arkadaşıma sorayım. Beraber not aldık çünkü. Yok değil mi? Konuşmadığım bir şey. Peki. Yerel haberler devam edelim mi? Uzattık zaten. Gerçi çarşamba günü tekrar Rıdvan abiyle yapacağımız program, sadece haberlerden bahsedeceğimiz program var. Orada yine bahsederiz, konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Yine beklerim. Ben her zaman buradayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Değerli izleyiciler, hoşça kalın.
egedeson.com